Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle nefis mi nefis bir kurabiye yapacağız. İçerisindeki fındık dolgusuyla çok muhteşem bir lezzet. İlk olarak iç dolgusunu hazırlıyoruz. Bir su bardağı çok ince çekilmiş fındığımız var. Bir su bardağı toz şekerimiz var. Hamuruna şeker katmadığımız için şekeri içerisindeki dolgusuna katıyoruz. İki tane yumurta akımız var. Güzelce karıştıracağız. İyice karıştırdık. Bu şekilde dinlenmesi için bir kenara alıyoruz. Biz de hamurumuzu yoğuralım. Yoğurma kabımızın içerisinde 250 gram margarin veya tereyağımızı alıyoruz. Üzerine 1 çay bardağı sıvı yağımızı ekliyoruz. 2 yemek kaşığı yoğurdumuzu da ilave ediyoruz. Margarinimiz oda ısısında yumuşamış olacak. Benimki birazcık daha beklemesi gerekiyormuş. O yüzden biraz zor eziliyor. Şimdi yavaş yavaş ununu ilave edip yoğurmaya başlıyoruz. 1 paket kabartma tozumuzu, 1 paket vanilyamızı da ilave ediyoruz. Ve iyice yoğuruyoruz. Unumuzu yavaş yavaş ilave ediyoruz. Toplamda 4 su bardağı un kullandım. Ama siz yavaş yavaş ilave edin. Çok yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Hamurum hazır. Bakın yumuşacık ama ele yapışmayan bir hamur elde ettim. Şimdi hamurumuza şekil vermeye başlayalım. Hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıyorum. Onları bu şekilde hazırlayacağım. Daha sonra iç harcını koyacağım. Ceviz büyüklüğünde hazırlamış olduğum hamurlarımı bu şekilde tezgahımda açıyorum. Üzerine 1 çay kaşığı kadar iç harcımdan ekleyip hamurumu kapatıyorum. Kapattığım yer alta gelecek şekilde yuvarlıyorum ve bu şekilde tepsimi diziyorum. Çok lezzetli bir kurabiye oluyor. Bu şekilde ben tahinli kurabiye de yapmıştım. O da çok lezzetliydi. Ama fındık içinde olduğu zaman da çok lezzetli. Denemenizi tavsiye ederim. Bu şekilde bütün hamurlarım bitene kadar tepsimi dolduracağım. Bu arada fırınımızı 180 derecede ısıtmaya başlayalım. Bütün hamurlarımı bu şekilde yaptım. Tepsimi doldurdum. Önceden ısıtmış olduğumuz fırınımızda kurabiyelerimi pişiriyorum. Kurabiyelerim pembeleşinceye kadar pişti. Fırından çıkardım. Şimdi soğuması için tepside bırakıyorum. Kurabiyelerim soğudu. Üzerine eritmiş olduğum çikolatayla beraber süslüyorum. Ama siz isterseniz pudra şekeri de ekleyebilirsiniz. O zaman da çok güzel oluyor. Kurabiyelerim hazır. Şimdi servis tabağını alacağım. Denemenizi tavsiye ederim. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın.